الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن yefkahu kavli ve üfevvidu emri ilallah. innallah'a Allah'a basirun bil ibad. Sadakallahu lazim. Sallu ala rasulina Muhammed. Allah. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. صلوا على شفيع الذُّنُوبِنَا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمعينه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم إلى آخر الآية Gönlü hak sevgisiyle dolu olan, hakkın emirlerini yerine getiren, yasaklarından uzak durmaya çalışan, Allah'ın güzel kulları, Allah'ın rahmeti, esrar-ı ilahiyesi hepinizin, hepimizin üzerine olsun sevgili izleyenlerim. Mübarek bir Safer ayı, mübarek bir cuma gecesi gönlü Rab'bin'e yönelmiş, sevgi dolu, saygı dolu, muhabbet dolu, aşk dolu ve tevazu dolu sizin gibi münevver izleyenlerime şimdiden Cumanız mübarek olsun. Rabbim ömrünüzü bereketli, huzurlu, sağlıklı, Müslümanca yaşayan bir nefer, bir Müslüman olabilmeyi Rabbim hepimize, ümmeti Muhammed'e ve hasatan sizin gibi güzel kardeşlerime de Rabbim nasip eylesin diye dua eder. Dualarınızı beklerim. Alemleri yoktan var eden Varlığından haberdar eden, yaratan, yaşatan, rızıklandıran, sayısız nimetlerle in'am-ı ihsan eyleyen, o sevgi dolu, merhamet dolu, rahim sıfatı ile kullarına tevazu eyleyen Rabbi'mize hamd ve senalar olsun. Onun sevgili resulüne, onun güzel habibine, onun son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve de selam olsun. Sevgili izleyenlerim, insan denilen bu mahlukatın en şereflisi insan. Bu insanın dünya üzerindeki halini düşündükçe insan anneden doğuşta masum ama ölürken masum olmamaktadır. Rabbim kitab-ı keriminde ve izqale rabbuke lil malaiketi inni ca'ilun fil ardi halife ifadesiyle ben yeryüzünde bir halife bir insan yaratacağım demişti. Hatırlayınız. Melekler de "Kalu etecalu fiha men yufsidu fiha ve yastikudima" ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nuqaddisu lek. Kale inni ma la Ben yer bir halife yaratacağım. Melekler ya Rabbi yer fesat çıkaracak, bozgunluk çıkaracak, birbirini öldürecek, birbiriyle intikam peşinde olacak. Günahlarla dop dolu bir insan mı yaratacaksın? Oysa biz seni gece gündüz kimimiz ayakta, kimimiz oturarak, kimimiz kendi halinde seni zikrediyoruz Allah'ım. Yani insanı yaratmana gerek yok gibi ifade anlaşılıyor ama elbette karşı gelmek değil. Bilmaz ifadesidir. Ama Rabbim öyle bir muhteşem kelime söylüyor ki: Ale Inni, Ale Mu'mala Talemun. Siz benim bildiklerimi bilemezsiniz, bilemezsiniz. Çünkü bilen ben varım. Sizin bildiklerinizi de yaratan Size bu ilmi veren de benim. Ve Allah Hazreti Adem'i yarattı biliyorsunuz. O ufuktan baktığımız zaman Allah Adem'i yarattı. Ve insanlığa öyle bir ilahi mesaj gönderdi ki ya Eyühanna inna halaknakum min zekerin di ayet-i bir dişi bir erkek çoğalacak kabilelere ayrılacak milletlere ayrılacak ve insanlar birbiriyle tanış olacaklar, kaynaşacaklar, sevişecekler akraba olacaklar, muhabbet edecekler, kaynaşacaklar insanlar. Allah'ın yaratıldığı o güzel varlıklar ben ayrı ayrı kabilelere koydum sizi. Kiminizi siyah, kiminizi sarı, kiminizi beyaz ama insanların birbirine karşı suretlerinde, mallarında, evlatlarında herhangi bir üstünlük yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Olgunluktadır. Muhabbettedir. İnsanı cezbeden, insanı büyüleyen, sevgi yumaklı bir davranıştır Müslüman'da olması gereken. Bakın insana, İnsanoğlunu insanlıktan uzaklaştıran ve iskale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardı halife ayetinin aşağısında ve iz kulna lil melaiketi scudu li ademe fesecedu illa iblis konumu baştan beri alıp asıl konuma getirmek istiyorum. Allah Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere secde edin dedi malum. Melekler secde ettiler. Ama şeytan etmedi. İblis etmedi. Azazil etmedi. Karşı çıktı Rabbül Alemine sanki hakkı hak arıyor gibi. Neden sen benim yarattığım Adem'ime secde etmiyorsun ifadesiyle müdafaya geçiyor şeytan. Batıl konusunda da müdafaya geçen insanlar da vardır. Körü körüne bir hayat, ilerisi karanlık, sıratı müstakim varken onlar baş kaldırırlar. Evet. ve sonra şeytan "Halaktene min narin ve halaktehu min Sen bana Adem'e secde et diyorsun ama senin yarattığın Adem topraktan yaratıldı ya Rabbi. Ben ise topraktan değil ateşten yaratıldım. Akıl var, mantık var. Ya akıl veriyor. Toprağın üzerinde ateş yanar. Adem'in bana secde etmesi lazımken sen de diyorsun ki Adem'e secde et. Olmaz böyle bir şey diye muhalefetiyle yeryüzünde ifsatın ilk kapısını açan ve cehenneme insanları bir ip gibi çeken ve bazıları için de alimlerimiz Öyle söylerler. Şeytan gezer derler. Takva ve tasavvufi yönde olan alimlerimiz. İbretli sahne. Şeytan almış eline bir ip, ip satıyor. Bedava. Ama birisi demiş ki bana da bir ip versene. Sana ip vermem demiş. Niye? Sen zaten ipsiz geliyorsun benim yanıma. Benim dediklerimi, benim istek ve arzularımı yerine getiriyorsun zaten. Benim amacım benim istek ve arzularımı yerine getirmeyen Allah'a karşı kendisini kullukla ifade eden insanlar içindir benim bu iplerim demesi gece ve gündüz insanı yoldan çıkaran bir nefis, bir şeytan ile baş başayız. Onun için bazen insan kılığına girer, insanlar insanları aldatırlar, ve bu devirde şeytanın aldatmasından insanların insanları aldatması daha ziyade, daha fazla. Onun içindir ki kardeşlerim. Şanlı tarihimizi altın harflerle yazan isimli ve isimsiz ecdadımızın zaferlerle taçlanan bir ayın Ağustos ayının içindeyiz. Öyle bir zaman dilimi ki ta Alpaslan'dan Anadolu'ya girişle, Manazgirt'le girişle günümüze kadar gelen o ecdadımızın silsileyle ilahi bekanın, ilahi davanın sancaktarlığını yapan ecdadımızın bugüne kadar getirdiğini ve bunun şifresini veren Hazreti Muhammed Mustafa'nın bir sahnesiyle konumu açmak istiyorum. Sevgili izleyenlerim. Ağustos ayı, Temmuz Ağustos ayı. Tarihi sürece baktığımız zaman gerçekten hikmetinden sorul, sorulmaz da ama bu ecdadın bu tarihlerde, bugünlerde tarihi süreç içerisinde gayri müslim kafirlerle mücadelesinin zaman dilimi çok defa zaferlerle taçlanan bir aydayız. Malazgirt zaferi. 30 Ağustos zaferi arasında sayacağımız diğer zaferlerle Kıbrıs, Sakarya, Çanakkale, ecdadımızın yeniden biz ölmedik. Bizim dallarımızı, vücudumuzu kesebilirsiniz ama biz filizlenir yine eskisinden daha dinç oluruz diyen ecdadın torunlarıyız biz. Bayrak inmesin, sancak inmesin, ezan dinmesin. Vatan toprakları üzerinde düşman çizmesi çiğnenmesin. Düşman çizmesiyle benim toprağım çiğnenmesin diye. İşte bugün bu akşam sizin gibi münevver izleyenlerime bildiğiniz halde tarihi süreci hatırlamak o kafirin el küfrü vahidün mille. Küfür tek millettir. Onların dinine girmedikçe seni dost bilmezler onlar. Allah'ın hükümleriyle takdim edilen. Ve terda ankel yehudu ve nasara. Ya eyyühellezine amenü ayetlerine baktığımız zaman insan oğlunun tarihi sürecini dile getiren o günü, yarını ya öbür günü anlatan kıyamet günü sabahına kadar da geçerli olan bu ilahi hükümlerin zincirleme gidişini bugünün insanlarına aktarmak ve anlatmak zorundayız. Çünkü o günleri yaşayan asırlık insanlarımızın dedelerimizin aramızda pek olmadığı bir asırda canlı olan tarihin ölmesiyle ölümsüz olan kitaplarda, kaynaklarda tarihte yazan sahneleri yaşayan insanların ağzından çıkanları bugünün insanlarına ve neslimize aktarıp tarih tekerrürden ibarettir diyen ecdadın bugünlerde özellikle bir senedir kafirlerin kudurmuş köpekler gibi azgınlaşıp nerede Müslüman varsa onların canlarına kendilerini feda eden o hainlerin silahıyla, gücüyle, birliğiyle, birlikteliğiyle nasıl bir araya toplandığını görüyorsunuz. Kimi silahlarıyla, kimi provokandasıyla, kimi demokrasi dedikleri cümlenin altını zalimlerle Müslümanı öldürmekle dolduran insanlarla karşı karşıyayız. Bakın güzel insanlar. Allah'ın sevgili Resulü, Habibi Hüda Nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'de tarihin süreci içerisinde hayatı boyu hep mücadelelerle geçmiş o günün kafirleriyle bugünün kafirleri arasında herhangi bir fark olmadığı, sadece isimlerinin değişik olup ideallerinin, fikirlerinin zalimce yeryüzünde batılın hakim olması için uğraşan dahili ve harici hainleri görürsünüz. Oysa Rabbim kitabı keriminde ve el hakku ve zehaqal batil innel batile rekane zehuka hak geldi Kur'an geldi, adalet geldi, insanlık geldi, sevgi geldi, saygı geldi, hürmet geldi, insanlık geldi, merhamet geldi. Onun olduğu yerde karanlık olmaz. Güneşin olduğu yerde yıldızın ve ayın hükümranlığı yoktur. Onun için değil ki Allah'ın sevgili Resulü Medine'yi münevverede hendek muharebesini hatırlayın. Hendek muharebesini hatırlayın. Allah'ın sevgili Resulü kendisi peygamber olmasına rağmen etrafındakileri toplayarak biz Hendek muharebesinin olduğu yerde bir muharebe müşriklerle karşı karşıya geleceğimiz bir yer. Stratejimiz böyle. Öyle bir alanda bizim imkanlarımız, maddi imkanlarımız, silahımız, atımız, efendim eğerimiz, kılıncımız, silahımız yoktur. Yeterli değildir. Ama harp Kalleşlikten ibarettir. İfadesiyle ey eshabım toplanın bakayım buraya. Düşman yakında bizim hakkımızda dedikodu yaptığının haberlerini alıyoruz. Yakın zamanda bizim üzerimize yürüyeceklermiş. İslam'ın sesini kısmaya benim de getirdiğim bir kitabullahım ve peygamberliğin nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Yuridun en nur nurallahi bi efwahihim. Onların ağızları ile söylediği bu doğru yolu İslam dinini ve Kur'an'ın sesini kısmaya çalışan bu gayri Müslümler bizi ortadan kaldırmaya çalışacak çalışıyorlar. Bizim de Allah'ın izni ile sizin gayretlerinizle karşı tarafa bir müdafaa etmemiz gerekiyor. Acaba bu konuda fikirleriniz nedir? Bakar mısınız? Ecdadımız hep böyle yapmıştır. Allah Resulü'nün yolundan giden ecdadımız hep böyle yapmıştır. Böyle yapanlar muzaffer olmuşlardır. Bakalım efendim. Herkes bir fikir söyler. Ama memleketin ve dünyanın filan ucundan gelen filan ucundan gelip Efendimiz'e iman edip orada bulunan cemaatten biri İranlı Selmani Farisi. Herkes fikrini söyler. Son defa sıra ona gelir. Ey Farisi Selman. Herkes bir fikir söyledi. Senin fikrin nedir? Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kardeşlerim. Selmani Farisi güzel ihtişamıyla ile elini kaldırdı. Ya Resulallah Haddim değil ama zat-ı alinize eshabın huzurunda bizim oralardaki adet ve öfleri Harp taktiğini size takdim etmek istiyorum. Buyurun dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. O nazik ifadelerle adı gibi güzel. O insan şöyle dedi. Ya Resulallah. Bizde İran'da, Farisilerde bir harp taktiği vardır. Düşman tarafı ile Müslüman tarafının arasına Hendek kazılır. Hendek. Evet. Hendek kazılır. Hendekin derinliği yaklaşık 5-6 metredir. Genişliği 9 metredir. Bakınız 9 metredir genişlik. 4 4,5 metre derinliktir. Uzunluk ne kadar biliyor musunuz? Tam 5,5 kilometre. Güzel insanlar. Beş buçuk kilometre yeri, 9 metre genişliğinde, dört buçuk metre derinliğinde böyle bir yeri kazma fikrini benimseyen efendimiz, evet, Selma'nın fikrine itirazı olan var mı? Yok ya Resulallah. mantıklı. Cam kıyımı olmadan, kaybı olmadan. O hendekleri kazıp üzerlerini örteriz. Düşman geldiği zaman atı ile efendim devesi ile hop yukarıdan aşağı inecektir. İşte o bizim için en büyük harp taktiğinin kalleşçe olan halidir. Düşmana da bu layıktır." dedi. Ve efendiler, güzel insanlar, güzel izleyenlerin Allah için, Allah rızası için evet. Hocam eski şeyleri eski şeyleri anlatmazsak bu nesillere oradan alacağımız bir hikayeden ibretlik bir hadise varsa onunla kıyamet günü sabahına kadar eş değerde olan ibretlerle dolu hadiseyi anlatıyor bu hadiseler. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hadise uzun malum. Herkese paylaştırıyor. Beş buçuk kilometre yolu herkese onar metre veriyor. Kendisi de on metre alıyor. Dokuz metre genişliğinde, dört buçuk beş metre derinliğinde böyle bir yeri bizim gibi efendim böyle hilti yok. Doğru dürüst balyoz yok, kazma yok. Nasıl bunu yaptılar ya Rabbi? İnsanın aklı duruyor adeta. Ve insanlar yorulmuşlar filan zamana kadar bitecek demiş Resulullah. Çünkü düşmanın taktiği her an olabilir diye. Güzel insanlar. Efendimiz de 10 metre almış. Ve herkes susuzluktan, açlıktan, bir biçare olmuş. Günlerce kazılan o kazının neticesinde İslam galip gelsin, Müslümanlar zayiat vermesin diye canlarını feda eden Resulullah'ın hayatına hayatlarını kurban edebilecek derecede sevgide zirveye çıkan insanlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam acıktıklarında su içerler, kendi kendilerine yeterince yiyecek olmamasına rağmen Allah'a tevekkül ederler. Ve bir defasında onların arasından sevgili peygamberimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın karnının biraz şiş olduğunu görürler. He, bazıları herhalde bu peygamber bizden habersiz yiyor galiba karnının dışına kadar çıktığını görüyoruz. Biz de karnımız acıkmaz, acık görünmesin diye taş bağladık diyor sahabe. Resulullah'a bu durumu arz etmekteyken Resulullah meseleyi anlıyor. Diyor ki ey arkadaşlar insanız, beşeriz siz de belki haklısınız ama halinizden gerçekten acıktığınız zor durumda kaldığınızı biliyorum. Birer taş bağladığınızın da farkındayım. Ama gelin benim de karnıma görün. Bende de bakın iki tane taş bağladım buraya. Deyince böyle kafaları yukarıda olanlar aşağıya çeker. Ben bu taşın birini ümmetim için birini de kendim için bağladım diyecek kadar cihan mertliğini ortaya koyan bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir sahabi el kaldırarak ya Resulallah benim kazdığım yerde öyle bir hal var ki öyle bir kaya öyle bir taş meydana geldi ki onu kırmamız onu yok etmemiz mümkün değil. Zaten halinize haber veriyoruz Acaba ne buyurursunuz deyince efendimiz kendi kazacağı yeri bırakır o kayanın olduğu yere gelir kardeşlerim. O kayanın olduğu yere gelir. Der ki O elinizdeki balyoz diyoruz yani balyozu bana verir misiniz? Veriyorlar. Bakınız Allah'ın sevgili resulünün mucizesini görün efendim. Buradan konuma geleceğim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kardeşlerim alır eline balyozu saatlerce yok edemedikleri o kayaya üç defa vurur efendimiz. Bir Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim ifadesiyle kayaya bir vurur ikiye ayrılır. Bunların bir parçası Yemen'e. Kardeşlerim Yemen'e. İkinci defa vurur o parça İran'a. Bir defa daha vurur o da Roma'ya yani Bizans'a İstanbul'a üç kaya peygamber mucizesiyle üç yeri işaretler. Bu ne demektir? Yani benim ümmetim, gelecekteki ümmetim, bugünkü eshabım ve tabi'in tebeü tabi'inler İslam'ın yönünde çınır açacaklar, Yemen'i fethedecekler, İran'ı fethedecekler, İstanbul'u da fethedecekler. Konstantiniyye'yi, et edecekler. Mucizesi oradan çıkıyor. Ve buradan baktığımız zaman Allah'ın sevgili resulü 63 yaşında Rabbine kavuşuyor. Medine-i Münevvere'de. Ya Rabbi beni Hazreti Muhammed Mustafa'dan fazla yaşatma diyen Hazreti Ebubekir de 63 yaşında vefat ediyor. Allah'ım iki tane sevdiğin o güzel kullardan daha fazla beni yaşatma diyen Hazreti Ömer de 63 yaşında vefat ediyor. Onun yolunda giden Hazreti Ali Efendimiz de o da 63 yaşında vefat ediyor. Güzel insanlar. Hazreti Osman Efendimiz ise yaklaşık 80 yaşına kadar yaşıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın bu çok yaşamadan hakkı kavuşmasını Orta Asya'da bizim ecdadımızın, bizim ülkemizin, Türkiye'mizin, Anadolu'muzun, Anadolu'muzun fethi noktasında buraların Allah Resulü'nün fethine layık nail olabilmek için Anadolu'ya nefer asker yetiştiren Orta Asya'nın gülü Türkistan'ın Orta Asya'nın güzel gülü var ki o da güzel insanlar evet öyle bir Ahmet ki öyle bir Ahmet ki o Allah Resulü'nün ismini taşıyan biri. Evet. O mübarek mekanlarda bulunup Orta Asya'da İslami güzelliğin ışığını yakan o insan. Kim acaba? Kim olabilir? Anadolu'nun neferlerini dizinin önünde yetiştiren Anadolu'ya iyi bir asker, iyi bir Müslüman, iyi bir Allah dostu yetiştiren o insan kim olabilir? Evet. Orta Asya'nın gülü Allah Resulü'nün benim ümmetimden birileri bir gün İstanbul'u yani Anadolu'yu Anadolu'yu önce edecek O insanı yetiştiren o işareti alıp da ülkemize Malazgirt'ten giren bin sene önce ecdadımızın buraya gelişini mihenk taşlarını döşeyen evet o güzel insan Orta Asya'nın bülbülü, Kur'an'ın öncülüğünü yapan Allah'ım. Benim peygamberim 63 sene yaşadı. Onu seven Ebu Bekir 63 sene yaşadı. Onu seven Ebu Bekir ve Ömer 63 sene yaşadı. Efendimizin önünde yetişen damadı olan Ali o da 63 sene yaşadı. Allah'ım beni 63 yaşından fazla yaşatma Allah'ım der. Evet. Bu güzel insan. Söylüyorum acaba kim? Bu güzel insan öyle bir insan ki ölümünü beklerken Allah'a dua eder. Allah'ım gece gündüz Hazreti Muhammed Mustafa'ya nefer yetiştiriyorum. Senin verdiğin sıhhatle, ilimle geleceğin mihenk taşını atan İstanbul için söylediğin şifreyi yerine getirmek üzere yetiştiren o güzel insan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İstanbul'un fethi için letüftahannel <laughs> Kostantiniye ve le ni'mel emiru emiruha ve le ceysu jalikel ceyş ifadesiyle o Bizans o Kostantiniye elbette fetholanacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askerleri ne güzel askerdir ifadesinin özünde onları yetiştiren insan. Evet. O mübarek insanın Anadolu'dan geçişini Cihanmet olan alpaslanları yetiştiren o güzel askerlere gece gündüz eğitim veren, Allah ve Resulünün sevgisini, vatan aşkını, millet aşkını, insan aşkını yetiştiren, yerleştiren insan. Evet, o güzel Ahmet. Adı güzel, kendi güzel Ahmet. İşte o insan da Anadolu'nun bu güzel çınırlarını efendim açıp adeta Anadolu'nun kapısını Malazgirt'ten Ahlat'tan bu tarafa doğru açıp adeta bir melen ırmağı gibi kapıyı açtıktan sonra artık Anadolu'ya doğru yerleşen insanlar. Acaba bundaki bunlardaki aşk neydi? İşte o aşkı iman aşkı ile sizlere birkaç cümleyle o çınırı anlatmak istiyorum. Efendim Peki bunların bu kadar aşkı, bu kadar sevdası, bu kadar kendilerini vermesinin ana kaynağı nedir? Kendilerini yaratan Allah'a feda eden insanlar. Peki onların aldığı işaret merkezi nedir? Bakın bir ayet okumuştum biraz önce. İnna Allah eştera minel müminine enfüsehüm bi enne lehumül cenne. Bakın kardeşler. Allahu Zülcelal Hazretleri müminlerden yani Müslümanlardan iman edenlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında onlar Allah'a kulluk ederler. Yani vatan için, Allah için, din için, namus için canlarını, mallarını verenler Allah ile alışveriş yapıyor demektir. Yani dünyadaki malını, servetini veriyorsun... Allah seni ahiretten veriyor. Peki o sendekileri veren kim? Yine Allah. Allah alıyor. Yani fakire, fukaraya, muhtaca, olan insanlara, olması gerekenlere, Kur'an eğitimi görenlere, ihtiyacı olanlara, dine hizmet edenlere bu güzel insanlara dünyada kazandığını vermekle ahirete sen yatırım yapıyorsun. Ben yatırım yapıyorum. Çünkü Allah verdiği karşılığında sana cenneti hazırladım. Cennetin yamaçlarında gez dolaş, alem yap işte bu uğurda kendilerini Allah'a veren insanlar kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim. Cenab-ı Hak Kitabı Kerim'inde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam "Ve la takulu" Limen yuktelu fi sebilillahi amvat. Bel ahya um velakilla teşurun. Ayeti kerimesiyle sizler Allah yolunda ölenlere ölü filen demeyin ha. Bilin ki Allah yolunda Vatan için, bayrak için, sancak için, ezan için, namus için, iffet için canlarını verenler Allah indinde ölü değillerdir. Allah söylüyor. Onlar değildirler. Oysa siz onları ölü zannedersiniz. Onlar peygamberlerle, sıddıklarla şehitler beraberdirler. Yani canını veren Allah'a canını veriyor. Allah da o can uğruna cennette onu için özel köşkler yaratıyor. Sevgili izleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vatan için ölenlerin, canlarını feda edenlerin, İslam'ın ve dinin ilahi kuranlarını peygamberlerden sonra peygamberlerden aldığı öğüt ve mirasla beraber el ulema verafetül enbiya ifadesiyle onun yolunda gücüyle, ilmiyle, diliyle, sevgisiyle, insanlığıyla, merhametiyle, yardımlaşmasıyla din sönmesin. Kur'an sönmesin. Allah'ın nuru yeryüzünde sönmesin diye canlarını feda edenler için Allahu Zülcelal ve Kemal Hazretleri bakın ne diyor. Ve la tahsebennellezine kutilu fi sabilillah amwata bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Güzel insanlar. Allah yolunda öldürülenleri bir başka ayet biliyorsunuz. Sakın onları o şehitleri ölü sanmayın. Bilekiz onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden rızıklanırlar diyor. Demek ki bizim için şehit olunuyor gerçekte. Şehit olunuyor. Bu çok büyük bir nimettir. Bugün Gazze'de vatan için canını, malını, iffetini, her şeyini feda eden insanlar Allah'a kendilerini teslim ediyorlar ve Allah onlara cenneti veriyor. Peki onları öldüren, onlara zalimlik yapan, onları ortadan kaldırmaya çalışanlara da Allah cehennemini nasip ediyor. Evet. Zalimin zulmü var. Mazlumun ise Allah'ı var. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın eşşühedâ U hamsetün hamsüntünit met'ûnü vel, vel mebtûnü vel gariku ve sahibül hedmi ve şehidü fi sebilillah. Allah Allah. Muhteşem bir nimet. Evet. Şehit olan evdeki askerimiz ölüyor. Polisimiz ölüyor. İsimleri sayılamayacak derecede bu vatan için canlarını feda ediyorlar. Sanki silahlarıyla, gücüyle cennete koşuyorlar hainleri öldürmeye koşarken cennete uçan insanlar. İşte o zalimlerin benim vatanımın, memleketimin huzurunu bozmaya çalışan dahili ve harici canavarlar, kudurmuş köpekler var ya, işte vatanımın etrafında fırsat gözetleyip benim o güzel kardeşlerimi öldürmeye çalışan. Ve bunları da bu karşı tarafı da savunan yine gayrimüslimler. O gün ne, neydiler bugün aynıdır hiç değişmez. Biraz sonra anlatacağım. Yani 7 düvelin bir araya gelip Çanakkale'yi, Malazgirt'i, Çanakkale'yi, Eskişehir'i, Afyon'u, Dumlupınar'ı geçemeyenler. zalimlerin sonunun ne olduğunu tarih yazıyor ama bu uğurda bir kırık ekmeğe de muhtaç olup aç aç ölenler de vardır. Çok defa tahin olarak kendilerine bir üzüm hoşafıysa varsa küçük bir ekmek parçası en büyük pirzoladan daha iyiydi onlar için. Evet. Ama onlar onu yiyorlardı, ölürken Allah onlara belki de döner gösteriyordu. Evet. Allah'ımız böyle Rabbimiz. Kulunu üzmez. Vatan için her şeyini feda edeni Allah iki dünyada da muzaffer eder. Bir şehit varsa bir evde 70 tane imanla giden günahları yönünden mahcup ve de mahsun ama Rabbine imanla kavuşan insanların yardımcısı olacağını söyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakmayın bazı medyalarda şefaat diye bir şey yoktur diyen en üst perdeden ötüp sıfır derecede olan insanlar vardır. Yardım etmek demek. Allah'ın sevgili Resulüne salatü selam getirmenin, Allah'a dua etmenin yalakalık olduğunu söyleyecek kadar ismi güzel ama zehir kusan hoca efendilerin olduğunu görürsünüz. Hele birkaç tane. Allah hidayet versin. Ümmetin itikadını bozmaya çalışan insanlar vardır. Onlardan etkilenen bir kardeşim şöyle bir soru soruyor bana. Diyor ki efendim ölünün üzerine elham ve fatiha, fatiha ve ikhlas okunmazmış. Niye? Çünkü onların anlamında ölü yokmuş. Yani ölüden bahsetmiyormuş. Öyle demişler bahsetmeyeyim kişiler. Benim dinimi bir İslam gönlüne girmiş kardeşlerimi dinden ve İslam'dan uzaklaştırmaya çalışan iki ayaklı şeylerin olduğu onların da bir müsbette gibi adeta insanlara zehir kustuğunu görüyoruz. İnsanların itikatını bozmaya kimsenin hakkı yok. Allah'ın sevgili Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Erkeklerin ve kadınların mezarlıkları ziyaret ettiğini, mezarlıklar insanı ahireti her an ölümü hatırlattığı için oradaki insanlara da selam verince onların selamlarını, verdiği selamları ölüler alırlar ama cevap veremezler. Yani Efendimiz'e sorulan soru, ya Resulallah selam veriyorsunuz. Ölünün başında okuyorsunuz. Acaba sizin dediklerinizi duyar mı? Duyar fakat cevap veremezler diyor. Demek ki burada peygamberin ümmeti, ümmeti Muhammed olarak biz okuruz. Mezarlığı ziyaret ederiz. Ölüsüne saygısı olmayanın birisine de saygısı olabilir mi? Olmaz. Onun için biz hem ölümüze hem dilimize saygı gösteririz. Onun içindir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehitler beş türlüdür der Efendimiz. Bir, vebaden, hastalıktan ölenler. Vallahu alem. İshalden ölenler, suda boğulanlar, duvar ve toprak altında enkazda kalanlar, ve Allah yolunda şehit olanlar Efendimiz sizden biriniz karınca ısırdığı kadar ne kadar acı duyuyorsa Allah'a şehit olarak ulaşan insanlar ancak bu kadar acı duyarlar diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ölürsem şehit kalırsam gazi Aşkı ile yaşayan bu güzel ecdadımızın torunları Ahmet Yesevi dediğimiz o güzel insanın Anadolu'ya fert ve asker yetiştirip gönderdiği insanlar bakın neler yapıyor. İşte onun aşk cümlelerini sizlere söylüyor ve ondan sonra konuyu aktarmak istiyorum kardeşlerim. Efendim bizim ecdadımız vatan aşkı ile öyle cümleler söylemişler ki insanları mest etmişler kardeşler. Dinleyelim mi? Hadi bakayım. Vatan bir milletin evidir diyor ecdad. Vatan var ya vatan. Bir milletin evidir. Ocağıdır. Vatansız millet kimsesiz kalmış yetim çocuk gibidir bakar mısınız Allah bu devleti bu vatanı bize miras bırakan ecdadımızdan Allah razı olsun. Onu korumayı, kollamayı nasip etsin. Vatan yoksa yetimsin. Var mı Filistin'de? Var mı Gazze'de? Kimindi buralar? Kimin yerini, kimin vatanını kime veriyorsunuz? İşte zalim uyumuyor. Gece gündüz arz-ı mevcut dedikleri o hainin programları 100 sene sonra yapılacak şeyleri bugünlere ayarlamışlar. Evet. Efendim, vatanı sevmenin sağı solu olmaz. Yani ülkemizde her türlü gruplar vardır. Ama bazı gruplar vardır. Vatanın ekmeğini yerler. Vatanı arkadan vururlar. Vatan anamdır diyor gel olan. Vatansız hürriyet olmaz. Vatanında hürriyet yoksa, vatanında her şeyi yapabilecek bir korkun yoksa ne mutlu. Varsa o memlekette cuma namazı bile kılınmaz hürriyet yok çünkü. Her an saldırı olabilecek bir anda bile topluca bir arada bulunmak doğru olmaz. Çünkü bakın sütçi imama hutbeye çıkacak cuma günü tam hutbeye başlayacağı zaman mescidin dışından gelen zaptiyeler yani askerler Vatandaşlar şöyledir asker diyorum. Ey imam siz hutbe irade ediyorsunuz ama vatanımızın içinde bulunan köyümüzün bir kenarında Fransız askerlerinin hanımlara ve kızlarımıza zina ettiğini görüyoruz. Daha durur mu imam? Evet cuma namazı kılmak gerekmez. Çünkü hürriyeti yoktur. Ellerine baltalarını, keserlerini desterelerini kımışlarını, kazmalarını küreklerini alan bu ecdat silahlı kuvvetlerim gelsin demiyor. İşte o köylü, o ana o, o baba o anda askerin ta kendisi. Vatan çünkü. Vatan hepimizin efendim. Evet sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Demek ki devletimiz de vatandaşımız da bu bazılarının şöyle kazma gibi keser gibi gel 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 sana şu kadar binler milyonlar vereceğim. Sen şu istikba efendim istikbalin oluşumunda şüphe olduracak şu vatan için bana çalış diyenler de vardır. Ama bu vatanın içinde gizli sırları dışarıya satan iki ayaklı şeytanlar da vardır. Demek ki vatana sahip olmak, vatanı korumak, vatan için yatıp kalkmak, uyku uyumamak çok önemli. Ne zannediyorsunuz ki kardeşlerim? Hepiniz benden daha iyisini biliyorsunuz. Dedelerimiz bir dirilse de bu vatanı nasıl savunduklarını bir söyleseler. Karınları aç. Ellerinde bir şey yok. Karın içinde donmuşlar biliyorsunuz sarı kamışta. 90 binin üzerindeki insan bir vatan içinde bulunan bu güzel insanlar acaba çoluğunu çocuğunu terk edip o karın içinde Rabbim Allah diye o karın içinde serinleyen ama cennete koşan ecdadın bıraktığı bu vatan ucuz alınmamıştır. Can vermişlerdir ama vatanını vermişler, vermemişlerdir kardeşlerim. Onun için ecdadımız vurulup alnından tertemiz uzanmış yatıyor. Bil hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor demiş ecdad. Yani bu ecdadımız, bu şairlerimiz o günün hayatını dile getirip gelecekteki nesillere aktaran vatan sevgisinin ve vatanın hangi halde oluşunu bize dile getiren insanlar. Bu bayrak öyle bir bayraktır ki içinde vatan vardır. Bakar mısınız? O bayrağın içinde vatan vardır. O bayrağı indiren, toplantısında bulundurmayan, o bayraktan rahatsız olan, kansız, kanı bozuk insanlar vardır. Oysa o kan, o ecdadın kanı benim bayrağımda yer alır. Onun ışıltısıyla de hilali ve yıldızı görürüz. Biz vatana böyle sahip çıkarız. Ona söyletmeyiz. Kötü şey söyletmeyiz. Bayrağı indirtmeyiz. Bayrak hakkında kötü konuşturtmayız. Ama öyle zalimler vardır ki demokrasi adı altında o benim Türk bayrağımı indiren kansız insanlar da vardır. Bu da bu vatanın ekmeğini yer ama yumurtayı başka yere yapar bu tip olan insanlara Allah hidayet versin. Hidayette nasipleri yoksa Allah'ın kahru perişan etsin İnşallah. Evet kardeşlerim. Dökülen kan vardır. Yani bu bayrak öyle bir bayraktır ki içinde vatan vardır. Dökülen kan vardır. İki cihan vardır. Din vardır, iman vardır der ecdadımız. Şahsıma Hazreti Ali'nin sözüne bakar mısınız? Tam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın takdiyi. Şahsına kötülük edenleri affediniz. Hazreti Ali söylüyor. Hazreti Muhammed Mustafa'nın eğitiminden, süzeyinden geçmiş, önünde tedrisat görmüş o mübarek Hazreti Ali efendimiz kendi şahsına Kötülük edenleri affedin ama bakın vatan ve millete hainlik edenleri asla affetmeyin diyor. Kim? Hazreti Ali. Kerramallahu veşe kardeşlerim. Ama bugün 100 senenin içindeki hali hatıratı anlatan ecdadımızın o güzel cümlelerine bakın ki kim? Bakın kim? Meydan okuyor adam kim bu vatan bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin ta ki beni vatanımdan dünyada cüda diyen bir ecdada bakar mısınız? Sanki hiç ölmemiş. Bugün söylenmiş sanki efendim. Onun için değil ki peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz Allah'tan bakınız Allah'tan bütün kalbiyle şehitlik dileyen bir kimse yatağında ölse bile Allah ona şehitlik mertebesini nasip eder. Amin. Allah hep bize nasip etsin. Adamın zikri neyse fikri Vatan eğer bu vatan olmazsa Elin kafiri benim namusumu kirletir. Ucuz mu zannedersiniz ki? Elin gavuru bazen hani vatanımızı istila etmedi ama fakat vatan içinde benim dinimin kurallarını, ahlakımı, edebimi, terbiyemi, sevgimi, saygımı uyuyan halde benim dinime uymayan adet ve örflerle, giyinişlerle, hareketlerle benim vatanımı dışarıdan yönlendiren ahlaksız insanlar da vardır. Buna da biz modern uğruna, çağdaşlık uğruna, bugünün gençliği, bugünün insanları uğruna diye bizim için yabancı, gavur için yabancı olmayan adet ve öfleri giyinişimizle de hareketlerimize de sözlerimizle de rafa kaldırırız efendim. Üzülüyoruz sadece. Allah'ım hidayet nasip eyle. Efendim. Efendimiz cennete giren kimse dünyaya geri dönmek istemez. Allah o güzelliği, makamları nasip etsin. Ancak Şehit böyle değildir. Şehit cennette kavuştuğu o nimetleri gördükçe daha fazlasına imrenmek için Allah'a şöyle dua eder şehit. Ya Rabbi beni tekrar dünyaya gönder de yine şehit olarak huzuruna geleyim diyen mübarek bir şehit. Ne kadar nimet kıymetlidir. Efendimiz iki göz vardır ki o gücün sahiplerini Allah cehennem ateşinde yakmaz. Kardeş nöbet bekleyen askerim, polisim kim varsa kim benim vatanımda, sınırımda efendim herhangi bir yerde görev yapan benim o vatandaşım, benim askerim, benim polisim, diğer güvenlik kuvvetlerim hepsi onlar vatanı bekleyenler o gözler var ya o gözün sahibini Allah cehenneminde yakmaz diyor. Bakar mısınız? Bir göz vardır ki o da Allah için ağlayan günahlarından ötürü gözyaşı döken vatanın gidişatından huzursuz olup Ya Rab Hakkımızda hayırlısını nasip eyle. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunu unutmayalım. Kur'an'ın çizgisinden çıkmayalım. Ona ümmetliğe layık olalım diyen insanlar da vardır. Allah'ım onlar hürmetine bizi, çocuklarımızı, nesillerimizi doğru yolda daim eyle Allah'ım diye dua ederiz. Değil mi efendim? Evet. Öyle bir, öyle bir tarih yazdık ki biz sadece belirli isimlerle değil güzel insanlar lütfen istirham ediyorum. Çanakkale'de onlar tarihi kalemle değil kanlarıyla yazdılar. <laughs> Affedersiniz. Onlar kim onlar? O günün vatan nöbeti bekleyenler. Bat arasında su olmayanlar. Kasaturasında da eğrilik olup acaba iş görür mü? Ama iman aşkıyla kendine kaz verenler. Ayaklarında giyecek belki elbisesi çarığı yok. Ama o vatana giden insanların ayaklarına çorap ölen analar, gelinler, kızlarımız, insanlar fakir ve fukara olduğu halde vatanda yiyecek bir şey bulamayan sadece vatan düşmana verilmesin diye dağlarda yiyecek olmayıp otları kaynatıp onların suyu ile yemek yediğini onunla muharebeye giden benim ecdadım onlar bu vatanı bize verdiler bu vatan içinde böyle kazanılan vatanı idealleri, fikirleri, yanlışları ile, kötü adet ve örfleri onlara benzemenin ne olduğunu biliyorsun değil mi efendim? Gavurların adet ve örflerini, kötü adet ve örflerini kendine şiar edinen insanlar onlardandır diyor Resulullah. Kim hangi millete, hangi insanlara benzerse o onlardandır diyor. Kural bu bir şey anlatamıyorum fazla ileri gidemiyorum. Sokaklara çıkın. Parklara gidin. Kafelere gidin. Düğünlere gidin. Derneklere gidin. Sokaklara gidin. Deniz kenarlarına gidin. Orman kenarlarına gidin. Geçen hafta bahsettim. İsraftan başka bir şey yok. Haya, edep, üryan olmuş insanlar. Adeta edep denilen şeyden artık neredeyse bahsedemiyoruz. İnsanlar uryan olmuş. Edebi olarak insanın ev hayatını, el hayatı içinde olan insanlara Allah'ım hidayet versin. Dua ederiz. Onun içindir ki lütfen ve ma esabeke min musibetin bu kadar sıcakların olması, bu kadar kurakların olması, bu kadar afatların olması, bu kadar depremlerin olması, bu kadar insanların ölmesi, bu kadar insanların trafik kazalarında veya herhangi bir yerlerde ormanların yanması, bu ne benzer şeylerle sizin başınıza gelenler sizin yaptıklarınızdandır diyorsa Allah, Allah doğru söylemiyor mu? Bakar mısınız? Evet. Evet kardeşlerim. Biz isimli, isimsiz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim diyor şair ya. Vatanı sevmek imandandır. Toprak devletin temelidir. Mihenk taşlar bunlar efendim. Seçerek takdim ediyorum. Yazdım, hazırladım notlarımı. Toprak devletin temelidir. Hiç kimseye verilmez. Deriz ya bir taş. Bir efendim küçük bir taş bile verilemez. O namusla alınmıştır. O her toprakta ecdadımın kanı vardır. Asla verilmez. Vatanın toprağı temizdir. Bak bak. Vatanın toprağı temizdir. Elimi ve elinizi kirletmez. Allah Allah. Toprağa gidiyoruz ölünce. Toprak bizi temizliyor. Toprağın üzerinde kaldığımızda affedersiniz kokusundan durulmaz memlekette. Değil mi efendim? Ya Mezarlarımız dışarıda, ölülerimiz dışarıda kalır. Peki şu anda Gazze'ye bir gidelim mi? Hadi kardeşlerim. O yıkılan binaların altında bilinen bilinmeyen ne kadar ceset var farkında mısınız? On binin üzerinde diyorlar. Bunların kokması, bunların yok olması, parçalanan cesetlerin kime ait olmadığı halde parça parça olmuş o insanların günahı neydi? Kardeşlerim, günahı neydi? Eskilerden böyle yapmışlar lütfen yorum yapma. İstirham ediyorum. Eskiler beni ilgilendirmiyor. O masumun ne suçu var? O kadınların, kızların, gelinlerin ne suçu var? O zavallı insanların ellerini almışlar şöyle bir tabak da değil çanak gibi dolaşıyorlar o çocuklar. Bir lokma dağıtılanlardan bir şey alabileyim, alabileyim diye. Hiç mi vicdanı insanların? He? Biz yemeklerde şu var mı bu var mı diye düşünürken Allah sormayacak mı? En azından dua etmiyor musunuz? Allah'ım varlık içinde yüzüyoruz. Varlıktan huzursuz olduk. Varlık bizi azdırdı. Varlık bizi insanlığımızdan çıkardı. Varlık bizi saygıdan, sevgiden, muhabbetten uzaklaştırdı. Varlık. Allah'ım, yoklukla bizi terbiye etme. Ama varlıkla da bizi azdırma Allah'ım. Azdık. Ne saygı var, ne sevgi var, ne muhabbet var. Ne çocuklar dedesini, babasını, anasını tanıyor. Ne büyükler küçüklerini eğitebiliyor. Ne anlatabiliyor, ne dinletebiliyor. Ellerinde bir telefon başka bir şey yok. Okullarda başarısız. Bizi elin gavuru teknolojiyle kendimizin ana sütü gibi verdiğimiz para ile kendi çocuklarımızı mahvettik. Kusura bakmayın. Yanlış anlamayın beni. Benimkiler dahil. Kendi borçlandık. Kimi kırı çekti, kimi borçlandı, kimi kendine bir şey almadı galiba. Çocuklarına rahat etsin diye onları aslında rahatsız ettik. Onlara gidip fındık bahçesine gideyim bakayım yavrum. Hadi, hadi bakayım. 13, 14, 15 yaşında. Hadi yavrum bakayım fındık bahçesine giden yerli çocuklarımız var mı? Soruyorum. Ben de fındıkçıların sohbet eden bir kardeşiniz Var mı? O güzel insanlar ta Şırnak'tan, Ağrı'dan, Kars'tan, oradan buradan geliyorlar da 15-16 yaşındaki o çocuklar, o çocuklar da o çocukların bizden farkı ne? Demek ki ekmeği taştan çıkartmayı öğretiyor analar babalar. Biz aman efendim sen oyununa devam et ben senin ekmeğini yemeğini getiririm yavrum hiç rahatsız olmasın hiç, hiç hiç. Vallahi böyle. Yeminle söylüyorum kusura bakmayın. Biz çocuklarımıza bu vaziyette kötülük ediyoruz. Kötülük. Biz bu varlığı, bu imkanları zahmetlerle, çilelerle, gece uykusu yok, gündüz uykusu yok. Efendim bu hallerle bu varlığı elde etmeye çalıştık. Eğer bu rahatlığı onlara rahatlık olarak verir. Onundan sonra işimiz kaldı mehtezele. Mehdi gelirse anca düzele demiş ecdat. Onun için kardeşlerim Allah nesillerimize akıl fikir şuur geleceğine dört gözle bakanlardan eylesin. Efendim bizim vatan bizim vatan sevgimiz kulağımıza ezanla başladı. Arkamızdan okunan sela ile biter. Evet biz dünyaya geldik sözlerimiz ezanı Muhammedi ile doldu taştı ama gidişimizde ne kadar ömür verilmişse sela ile elveda denildi. Dünyada yaptığımız iyiliklerin mükafatını kötülüklerin de mücazatını bize tattıracaklar kardeşlerim. Vatanın güzelliğini takdim ederken sizlere o gel, geç, gel geçmişteki ecdadımızı anlatacağım. Ezan dinmez, bayrak inmez, şehit ölmez, vatan bölünmez. Vatan nedir bilir misiniz dendiğinde vatan kan değmiş toprak parçasıdır. Bunları, bu bilgileri, bu güzellikleri bu vatan için söylenen sözleri benim neslim, benim ecdadım, benim nesillerim dinlese ama bir futbol maçı, <laughs> bir eğlence, bir yerde bir eğlence var. Efendim ihtiyarı da, genci de, efendim herkes orada, elbette orada. Ama bakın ona gittikleri kadar. İslam'ın ve dinin güzelliklerini dinleyen var mı? Soruyorum dinleyen var mı? Allah indinde ya Rabbi ben duymadım diye itiraz eden insanlara Allah diyecek ki senin elindeki imkanlarla benim dinimi, benim kitabımı, benim peygamberimi benim sana emanet olarak verdiğim vatanı anlatan insanlar görmedin mi? Duymadın mı? Allah bunu soracak. Efendim aylarca babasını bekleyen çocuğun hasretidir vatan. Bir kadının kocası için döktüğü gözyaşıdır. Ciğeri yananların dinmek bilmeyen acısıdır. Bizde vatan dediğin doğmadan yetim kalmaktır. Dedem koynunda yaptıkça benimsin ey güzel vatan. Neler yapmış bu millet en yakın tarihe bak ey insan. Ecdadımıza, ecdadımıza, ecdadımızla arayı kopmamıza, ecdadımızla arayı kopup böyle zincirin koptuğu gibi, tesbih ipliğinin koptuğu gibi benim ecdadımdan beni ayıran insanlar toprakları bol olsun. Ecdadımın bana takdimini Abdülhamit denilen o güzel zata, Allah dostuna, keramet sahibine Hazreti Muhammed Mustafa'nın o mübarek beldeden gelen evrakları beyannameleri abdestim olmadan ellemem ve imzalamam diyen ecdad komutanına Evladım biz oralara gidemedik. Gelirken bana ne olur Hazreti Muhammed Mustafa'nın kabrinin yanından bir toprak getir de. Hiç olmazsa koklayayım onun kokusunu duyayım diyen komutanına "Olur efendim." deyip de tam tren istasyonuna gelip Amberiye camisinin orada aklına geliyor. Arada belki 500 metre var tren kalkmasın diye. Kardeşlerim kalkmasın diye. Yani beni beklemesin huzulü diye. Peygamber Efendimizin oradan almadığı toprağı oradaki camiden Amberiye camisinin o Osmanlı yapımı oradan aldığı zaman o toprağı bunu veririm sultanıma der İstanbul'a gelir. Bakar mısınız? Masal anlatmıyorum. Oralarda da anlatıyorum Allah'ın izniyle bunları. Diyor ki Abdülhamid. Evladım geldin mi İstanbul'a? Kaç ayda gelecek? Geldim sultanım diyor. Hadi ver bakayım. O bana getirdiğin Hazreti Muhammed Mustafa'nın yattığı topraktan ver bana da koklayayım. Yüzleri kızarır askerin komutanın. Buyur der ey sultanım. Bu barek abdesiyle ellerini alır. <laughs> Evladım. Bu Resulullah'ın toprağının kokusu değil. Bu amberiyenin kokusu. Deyip mahcup olan o güzel komutan. Rezil olur adeta. Böyle bir ecdada biz. Kızıl Sultan dedik. Puh yazıklar olsun. Kim öğretti bana bunu? İngiliz kafası öğretti. Benim adetimi, örfümü, geleneklerimi, ecdadımın mezar taşlarındaki yazıyı bile okuyamayacak, okuyamayan bir nesil yetişti. Nereye çekerseniz çekin. Mezar taşlarını bile, ecdattan gelen o tabuları bile, kitapları bile okuyamayacak bir nesil türedi. Yabancılaştı insanlar. Ne oldu? Kur'an'dan uzaklaştı. Ondan sonra da iki yaka bir araya gelmiyor. Ancak benim gibi kravat takarsam ancak geliyor. Bu hale gelmişiz. İşte biz o güzel insan için bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam diyen o mübarek Sultan Abdülhamit İngiliz filmlerde de var. Tarihte var. İngiliz kafası ile gelen Filistin'in bir bölgesini Yehudi ırkına vermeyi kabul eden bin bir türlü tilki oyunlarıyla beraber orayı Yehudi'ye takdim etmeye çalışan biz bunu zorla alırız ama gidelim İstanbul İstanbul'daki hiç olmazsa Sultan Abdülhamid'e Osmanlı'nın o kadar borçları var bari hiç olmazsa bu borcun karşılığında bütün bankalardaki hesaplarını silelim Osmanlı borçtan kurtulsun yeter ki bize Filistin'de bir yer versin diyen insanlara tarihi anlatıyorum insanlara şöyle der söylediğinizi biliyorum ama benim ecdadımın kanlarıyla satın alınan yerleri, kanlarıyla kazanılan yerleri parayla satacak kadar şerefsiz değilim. Diyen insana kızıl susan dedik. Ve bugün kan ağlıyor her taraf. İşte bu ecdadın bize geliş noktasını takdim ederken isterseniz kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Toprağı sıksan. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebediyen benim yurdumun üstünde inlemeli diyen ecdadın torunlarıyız. Ona layık mıyız acaba? Hubbul vatan minel iman ecdadımız bize Allah Resulü'nün bu hadisiyle öğretti hayatında uyguladı. Hubbul vatan minel iman vatanı sevmek toprağı sevmek imandandır. Biz bu vatana iman ettik. O iman aşkıyla biz canımızı veririz. Bugün de öyle. Ahlaksız, edepsiz, Avrupa'nın küfür milletlerinin bir araya gelip maddi ve manevi imkanlarla İsrail denilen caninin, canavarın, ahlaksızın yanında olanların karşılığında Müslüman ülkeler neredesiniz? E? Sesiniz çıkmıyor değil mi? Türkiye'den başka sesiniz çıkmıyor değil mi? Çıkmaz tabii. Niye? Çünkü paralarını sizin bankalarda bloke ederler. Ya öyle mi? Silah aldınız. Cephane aldınız. Her şeyi aldınız. Bir de geri alırlar ya da tankını vermiştir ama mermisini vermemiştir. Mermi olmayan tankı ben ne yapayım? Bu kafa işte elin gavuru Müslümanım diyen ülkeleri teslim almıştır. Müslümanların kanı akıyor. Bir tane Müslüman ülkeden yazık ya. Bu kadar da vicdansızlık olmaz ya diyen insana ben bugüne kadar duymadım. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. O ecdadın size bedava bıraktığı, İngiliz'in de paramparça edip size takdim ettiği, şu anda da Irak'ın, Suriye'nin dahi, işte İsrail'in dahi parçalayıp bölmekten ve sonra küçülmekle beraber Müslüman ülkelerini almak için nasıl programladılar elin gavuru görüyor musun? 100 sene sonrayı tatbik eden. Biz de ya işte şöyle olmuş da böyle olmuş da falan filan. Kardeş düşmandaki pis koku bize de geliyor. Eğer biz güçlü olmasak benim bu devletim eğer o Selçuk Bayraktar denilen bazılarına göre öyledir benim için baş benim ülkemin ve geleceğimin benim osmanlı torunlarına layık olan o insanların geleceğine hazırlayan o insanlar olmasa idi ne yapacaktık onun için efendimizin sözünü unutmayalım bulunduğunuz asra göre silahlanın diyor bak bulunduğunuz asra göre sen m1'lerle uğraş dur Amerikan tüfekleri uğraştır. Yürümez. Ama elhamdülillah. Öyle bir nesil, öyle bir gençlik yetişiyor ki artık Allah'ın izniyle gözümüz geride kalmayacak. Allah'ım akıl fikir, imkan, inanç, itikat, vatanını, bayrağını, ezanını, insanı seven sayan, bu ülke için her türlü gece gündüz kafasını yoran, insanları Allah nasip etsin. Yıkmaya çalışanları da Allah kahru perişan eylesin inşallah. Evet onun için ecdadımız bize arkadaş bak arkadaş iyi dinle diyor bak. Yurduma alçakları uğratma sakın. Benim yurduma. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün, bak bak kafanı iyi çalıştır. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yasıktır atanı. sözü bakar mısınız? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunde ölen varsa vatandır. Bu ecdat ne güzel söylemiş kardeşlerim ya. Onun için biz vatanımız dışında rahat edemeyiz. Güzel insanlar. Biz bu vatanda doğduk. Bu vatanda kafesin içindeki kuş gibi rahat ederiz. Ama bu kafes, bu vatan yoksa biz ızdırap çekeriz. Evet. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Allah'ın izniyle. Elin gavuru şöyle der. Bir atasözdür bu. Türk olmak zordur. Bakın Türk olmak zordur. Bütün dünya ile savaşırsın. Bak. Ama Türk olmamak daha zordur. Türklerle savaşırsın o zaman. Allah'ım bu güzellikten mahrum etmesin. Bakın konuma geldim. Türk tarihinin şanlı zaferleri Ağustos ayında yazılan zaferlere bakar mısınız? Bir. Mercidabık Savaşı. 24 Ağustos 1516. Bakar mısınız? Osmanlı ile Memlük devleti arasında Suriye, Lübnan, Filistin Osmanlı'ya geçiyor. Bakar mısınız? Ecdada bak. Dedik ya kim yetiştirdi bunları? Efendim? Ahmet Yesevi. Dedim ya Ahmet. Hangi Yesevi? Ahmet Yesevi Hazretleri yetişti. Cümleyi duydunuz değil mi efendim? Allah'ım beni peygamberden fazla yaşatma yeryüzünde 63 yaşında iken dua ediyor. Allah bunun ruhunu kabzetmiyor. Allah'ım benim ruhumu kabze etmedin. Takdirine boyun eğdim talebelerine, yakınlarına, yetiştirdiği öğrencilerine dedi ki, yerin altını kazın bakayım. Kardeş, yerin ağzını kazın bakayım. Gazetekiler ne güzel kazdı. Hizbullah ne güzel kazıdı değil mi? Hı, oradan beri halledecekler inşallah. Halledecekler. Çünkü orası benim ülkeme gelmeden ön hazırlıkta hakka yürüyenler. Silahlı insanlar değil ha. Silahı yok. Çocuklar, torunlar, kadınlar, erkekler, ihtiyarlar, kimsesizler. Onları Allahu Teala aldı huzuruna. Bizi koruyacak inşallah. O mübarek zat gelin altını kazın bakayım dedi. Ahmet Yesevi Hazretleri. Orta Asya'nın gülü ve yerin altında öyle mahzenler, öyle medreseler, öyle yaşantı yerleri yaptılar ki talebelerini, öğrencilerini Anadolu'ya girecek o mertleri, alpastanları orada yetiştirdi o insan. Dikkat buyurun efendim. O insan Allah benim canımı almadı toprağın üzerinde ama toprağın altında yaşayarak alacak inşallah ama toprağın altında mezarın içinde olmam lazımken ben toprağın altında ümmeti Muhammed'in istikbali Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İstanbul'u fetheden ne güzel asker ve komutandır o neferlerini yetiştirmek üzere yerin altında medrese kuran o insanın yetiştirdiği insanlarla biz Alparslan'la girdi, Ahlan, buralardan girdik Anadolu'ya. Farkında mısınız? Böyle bir ecdadın torunlarıyız. Biz maziyi de çok güzel bir tarihi olan milletiz. Ama bunu benim neşlime yetiş öğretmezse benim öğretmenlerim, benim hocalarım, benim bilim insanları, Gerçekten özünü ifade ederek ecdadımı bilinmesi gereken bilgilerle beni aydınlatırsa, neslimi aydınlatırsa, gençliğimi aydınlatırsa o zaman gençliğimizden emin olabiliriz. Gayrimüslimlerin yazdığı, gayrimüslim gibi olanların da yazdığı tarihlerle benim ecdadımı anlatamazsınız. Anlatırsanız Sultan Abdülhamit gibi Kızıl Sultan dersiniz. Tarih temizdir. Çünkü benim mecdadım temiz. Efendim geleceğim oraya. İkinci konu Malazgirt. Malazgirt Meydan Muharebesi 26 Ağustos 1071 Selçuklu Bizans arasında Roman Diyojan yaralı teslim oluyor. Ezanlar susturacağım demişti. Bu Alparslan'ın sesini kısacağım. Ezanları susturacağım. Yeryüzünde Müslüman bırakmayacağım diyen Dioğan diye var ya hain. Sonunda ne oluyor bakıyorsun değil mi efendim? Anlatacağım. Belgrad'ın fethi 29 Ağustos 1521'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad efendim Belgrad'ın fethi Osmanlı'ya katılıyor. 1521'de <laughs> Kardeşlerim, Ağustos ayından bahsediyorum. Daha ...bir Ağustos 1571 yılında da Kıbrıs Kıbrıs Lala Mustafa Paşa tarafından fethediliyor. 1571. Daha öncesi var mı? Kıbrıs'ın daha öncesi var mı? Olmaz mı kardeş? Efendimiz bu mübarek bir sözünde buyurdular ki sahabelerine ben deniz üzerinde yüzen cennetten geçiyor insanları görüyorum Kıbrıs'ın o yamaçlarında dedi o mübarek sahabe ikram deniz üstünden ta Kıbrıs'a geldiler yanında Lele Hatun'da var peygamber efendimizin halası ya 80 yaşında ne işi var halam ya anam ne işi var orada ya ama... Peygamber dedi ki... Oraya gidenleri ben cennetin yamaçlarında görüyorum dedi. Ve geldi oraya kadar. Oraya çıkarken şehit oldu. Şimdi Kıbrıs'ın Larnaka Rum kentinde... Larnaka'da yatıyor. Mescidiyle beraber, türbesiyle... Benim güzel hala anam. Bakar mısınız? Onlar peygamber ne demişse oraya. Peki... İstanbul'a gelen var mı? Olmaz mı kardeşim ya? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yaklaşık 7 ay evinde misafir eden 90 yaşındaki adam ta mübarek Medine'den İstanbul'a nasıl yürüdün ya? 4000 kilometre ya. Beni sakın yanlış anlamayın. Gerçekleri anlatıyorum. Nasıl geldin ya? Hangi aşkla geldin? Bu yaştaki insan evinde oturup kalkması lazım. Ne işin var mübarek insan ya? İşte onları ben o mübarek İstanbul'u fetheden komutan onun askerleri ne güzel sözünün sahibi olan Hazreti Muhammed Mustafa boşuna söz söylemez. Bunun muhatabı olabilmek için o eve kadar gelen insan. Benim ecdadım benim. Senin ecdadın. Daha Belgrad'ın efendim geçiyorum 4 Muhaç zaferi 26 Ağustos 1526 Türklerle Macarların arasındaki savaşla Macaristan Krallığı sona eriyor. Bakar mısınız benim ecdadıma İstila etmiyor. Beyinsiz insanlar vardır bazen. İstilaya gitti. Gittiği yerdekileri öldürdü, biçti yok. Müslüman olmayan insanları biçmiş. Öyle bir şey yok efendim. O insanlara insanlığı, hoşgörüyü anlatan, gittiği yerde kiliseyi yakmayan, havrayı yakmayan, camiyi yakmayan bir ecdadımız. Fakire fukaraya yardım eden ecdadımız. Hürriyet içinde burada durun diyen bir ecdadımız. Daha bitmiyor. Ağustos ayı yani bu ayı anlatıyorum. Ma, efendim Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1921'de Kurtuluş Savaşı. Ölüm kalım savaşı yaklaşık 5000'e yakın şehit. Ankara'ya yakın yere kadar gelen Yunan orduları geri gönderildi. İzmir'e gidip bakmak lazım. Denizin dibinde Yunan kafir var mı hala diye. Ama onun torunları var ki ta efendim gümüş paraya kadar kenarlara böyle yığdılar silahları vesaire. Koca domuz da var şey Amerika. Oradan beri geldi her tarafı doldurdu. Bu Türkiye'nin gözünü açtırmayalım. Zira eğer Türkiye'nin gözü açılırsa bu Osmanlı yeniden gene gelir. Bakarsın bizi mahveder diyen Allah o günleri nasip etsin inşallah. Bir bakıyoruz. Büyük taarruz 30 Ağustos 1922. Türk-Yunan orduları arasında meydana gelen savaş. Yunan'ın denize dökülmesiyle yürü domuzlar, hainler diye benim anama, benim kız kardeşime zira eden, yoldan çıkaran, kesen hatta ve hatta hamile kadınları kazık başına koyup da nişan alan zalim insanları görüyoruz. Bu kafirin hiç dostu olmaz. Kosova'daki efendim İzzet Bekoviç merhum askerlerine şöyle tarif ediyor. Yavruların sakın ha sıtların yaptığı gibi yapmayın onlar çocuklarımıza, onlar efendim kızlarımıza zina ettiler. Döllerinden çoğalsın diye. Sakın ha onların kiliselerine, havralarına, ihtiyarlarına, çocuklarına, hastalarına dokunmayın. Onlar gibi ga, ra, efendim onlar gibi zalim olmayın diyen İzzet Bekoviç. Efendim Çaldıran Meydan Muharebesi 23 Ağustos 1514 İran Safavi hükümdarı olan Şah İsmail ile benim güzel ecdadım o güzel insan Yavuz Sultan Selim'in arasında olan o harpte Şah İsmail'in affedersiniz arkadan vurup da hainlik yapan haini yok etmedi mi İşte ecdat budur Geliyorum ha. Ama güçlü olacaksın kardeşim bu lafla ne olmaz? Devletin, hazinen, efendim silahın, aklın, fikrin, politikan her yönüyle iyi olacaksın. Allah iyileri başımızdan ayırmasın. İyi olmayanların yerine de iyilerini Rabbim nasip etsin inşallah. Efendim demek ki bir geldik efendim eee Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanıyor. Bir de Kıbrıs Barış Harekatı var ki işte bu da bizim baş tacımız o zalim Ermeni tohumlarının Yunan gavurunun torunlarının bo bozaklarının hani domuzun affedersin o şeyine bozak derler. O bozaklarının o evlerde o banyolarda o benim Türklerimi o benim Kıbrıslımı yakan uykadan hainlik yapan insanları biliyorum. Ben de askerdim o zaman 71'de şey 74'te o zamanki hali iyi biliyoruz zira Allah o zalimlere bir daha çıkış nasip etmesin inşallah. Efendim şu cümle benim dikkatimi çekti efendim. 71 Malazgirt zaferinde o tarihi komutan malum Alpaslan Diyojen'le beraber mücadele ettiği zaman kafirler kırılıyor ve sonunda da Diyojen esir oluyor. Esir olduğu zaman efendim Diyojen'in askerleri yaklaşık 50 bin. Türk askerleri işe üçte bir efendim 200 bin ki Diyojen ise 200 bin Diyojen'in 50 bin Alpasta'nın askeri var. Düzeltiyorum. 50 bin asker efendim Alpasta'nın <laughs> Diyojen'in ise 200 bin. Böyle bir savaşta Alparslan yeniyor malum. Esir oluyor Diyojen. Diyor ki Diyojen'e benim yerime sen olsaydın benim esir olmam olduğu zaman ben esir olsaydım. O zaman bana ne yapardın diye soruyor. O şöyle diyor. Seni diyor öldürürdüm ya da boğazına ip bağlar efendim gezerdim diyor. Efendim seni rezil ederdim. Senin elinden tutturup sokaklarda dolaştırırdım. Zira sen benim için en büyük düşmansın diyor Alpaslan'a. Çünkü benim diyor idealim diyor burada şuydu diyor. Yeryüzünde Kur'an'ı bırakmayacağım. Müslüman bırakmayacağım. İnsanları keseceğim. Sadece benim ideolojimde olan millet kalacak yeryüzünde diyor. Sultan Alparslan işte Müslüman'ın delikanlısı, koçu diyelim şöyle. Diyor ki benim için ne düşünürsün? Aynen benim yaptıklarımı düşünüyorum diyor. Alpastan diyor ki hayır diyor. Ben senin yaptıklarını yapacak kadar şerefsiz değilim diyor. Bak şerefsiz değilim diyor. Ben senin hürriyetine kavuşturacağım. Sana şunu şunu yapacağım falan diye iyilik yapınca evet. Benim içindeki düstur Osmanlı budur diyor. Evet Osmanlı budur. Bazılarının alerji olduğu gibi değil. Benim Osmanlı'nın 150-200 senesinde bozmaya çalışan İngiliz gavur var ya. İşte bu gerli gavurlarla beraber alt üst ettiler maalesef. Efendim. Merhum Arpaslan Askerini topluyor güzel insanlar. Askere moral vermek, onu zirveye çıkarmak, onu onurlandırmak. Askerlerim bakın iyi dinleyin beni. 50 bin tane askerim o meydanda namaz kılıyorlar cuma günü. Hutbeye çıkıyor Alparslan. Ne ile çıkıyor? Bembeyaz kefeni ile çıkıyor. Ey askerlerim beni iyi dinleyin. Karşımızda çok azgın bir millet var. Diyojen ve askerleri merhametsizdir. Her şey yapabilirler. Bunu göze alıyor musunuz? Bakın benim buradan söyleyeceklerim dua ile size olacak. Bakın şöyle dua ediyorum. Bu duamı amin deyin diyor. Alpas'tan şu sözleri söylüyor. Allah'ım İslam'ın sancakla sancakları İslam'ın sancakları yüksek yükse, <laughs> sancaklarını yükselt. Sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerimi yalnız bırakma Allah'ım. Dua ediyor askerlerine. Ya Rabbi! Alpaslanı düşmanlara karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir. Zira o senin rızanı kazanmak için varlığını, canını, her şeyini, ecdad, her şeyini fedadan sakınmıyor. O senin yolunda ve dinin, dinin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa sen de onu öylece koru. Düşmanlarını kahret Allah'ım. Ya muzaffer olur, gayime ulaşırım ya da şehit olarak cennete giderim. Burada emreden, burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim üzerimde elbisemdir. Ey askerlerim! Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadette muzaffer, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istiklal bizimdir Allah'ım. Allah'ım İslam'ın sancaktarlığını yükselt. Hayatlarımızı Allah Resulü'nün hayatına bezendir Allah'ım der. Ya Rabbi sana tevekkül ediyor. Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret Allah'ım. Şu ya. Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır. Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır diyen ecdat. Sultan Alpaslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarına ilerlerken keşke keşfe gönderdiği askerlerden biri huzuruna gelip telaşla 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor der. Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der Biz de onlara yaklaşıyoruz. Malazgirt'ten bir gedik açıp girdik. Bu vatana yurt dedik. Ya muzaffer olur gayemize ulaşırız ya şehit olup cennete gideriz diyor. Şu aşka bak. Kendilerini adamış insanlar. Ey benim askerlerim, eğer şehit olursam bu beyaz elbisem benim kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istiklal bizimdir. Dün yaptık bugün de yaparız. Biz zaferlere alıştık. Zaferi bizden eksik etme Allah'ım diye dua ediyor. Allah'ım İslam'ın sancaktarlığını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerimi yalnız bırakma Allah'ım. Demek ki dua ediliyor ama silahlanıyor da. Ya Rabbi Alpaslan'ı düşmanlarına karşı muzaffer kıl. Onun askerlerini melekleri ile kuvvetlendir Allah'ım. Allah'ım <laughs> Bu güzelliklerle bana kısaca Muzafferiyet Nasuhi Beyle. Askerler de şöyle derler. Ey sultan biz senin kullarınız. Ne yaparsan senin arkandayız. İstediğini yap diyerek sultana bağlılıklarını söylerler. Ordusuyla namaz kılan Sultan Alparslan Türk köresine uygun olarak atının kuyruğunu kendisi bağlayan sultan üzerindeki beyaz elbiseyi göstererek ölürse kefeni olacak 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 kefeni olacağını söyler. Bu kılıçlarla beraber gür gökyüzünü adeta kana bulayacak güzelliklerle hadi dostlarım hadi arkadaşlarım var mısınız diye herkes bir adım öne çıkarak güç olduğunu ve onun arkasında olduğunu söylerler ve sonra işte o zafer kazanılır. O o mübarek efendiler o mübarek Türkistan'ın güzellikleriyle bezenmiş o güzel Ahmet'in o güzel insanın eğittiği, öğrettiği, edebi, terbiyi, saygıyı, sevgiyi, insanlığı, Kur'an'ı, dini mübin, İslam'ı öğreten işte o güzel insanları nasıl anmak? Ve ondan beri bugüne kadar gelen o güzel vatanımızı bize emanet eden o güzel insanları rahmetle yad etmek ne kadar güzeldir kardeşlerim. Hani ecdat öyle der. Ey bu bay, bu topraklar için toprağa düşen düşmüş asker. Gökten ecdadın ecdadın inerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler, kimle kimle kassın? Gömelim gelseni desem Sığmazsın diye ecdat. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın methusena ile takdim ettiği bu güzel o hendekte kırdığı o taşın efendim Malazgirt'ten Ahlat'tan bu tarafa doğru gelir 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 Anadolu Osmanlı Selçuklu ve ondan sonra İstanbul'daki o güzel efendim ecdadımızın tabusuyla tabulanan o Bizans denilen milletin Roma'nın sona erip İslam'ın bayraktarlığını gönlerde bayraklandıran o güzel ecdad hele hele o yaklaşık 300 efendim 70-80 sene hürriyeti kısıtlanan beni kurtarın beni kurtarın benim ecdadım Fatih beddua etmişti beni hürriyete kavuşturun diye dualarını 70-80 sonra duran ecdadımızın Ayasofya'yı de açarak ecdadımızın ruhunu şad ettiğini görüyoruz kardeşlerim. Efendim ecdadımız 30 Ağustos'u takdim ederken Gerçekten Sakarya Meydan Muharebesi'ni unutmak mümkün değil. Çanakkale'yi unutmak mümkün değil. Can Pazarı. 7 düvel beraber olmuşlar arkadaşım ya. İstanbul surlarına kadar. Öyle beraber olmuşlar ki parsellemişler. Fransa, İngiltere, Almanya, sen şuraya, Venezuela, sen şuradan şuradan 7 parçaya ayırmışlar. Zaten 7 bölge benim ülkem ayırmışlar. Herkes geleceğe yatır yatırım yapıyor. Ama bilmedikleri bir şey var. O ağaçların dallarını, gövdesini kesmişler ama... ...fakat pançalarını koparamamışlar. O pançalardan öyle nesiller meydana geldi ki... ...elhamdülillah işte o nesiller... ...o nesiller şöyle dediler. Gece gündüz uyumak yok. Bu vatanı bize emanet eden... ...ecdada layık bir torun olabilmek için kalkın aya diyen yokluk içinde varlık içinde olan insanlara önderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı görüyoruz. Ve diğer ismi anıl bilinen ve bilinmeyen tevizi Çakmaklar gibi Maraşeller gibi ismi unutulan ve bilinmeyen ve artı meleklerle desteklenen böyle bir vatanın baki olabilmesi için ecdada Rabbim rahmetiyle muamele eylesin diye Allah'a dua ederiz. Hatta günan kafiri o kadar gelmiş ki ta Ankara Polatliye kadar gelmiş. Eh benim ecdadım da hiç boş durmamış ve gece gündüz adeta yıpr yıpranmadan çalışmışlar. Dikkat ederseniz Hindistan'daki direniş örgütleri bile ...bakın Hindistan'da direniş örgütleri bile Sakarya Sakarya savaşında savaşın Hindistan'da ayrı bir sevinç oluşmuş Sakarya'yı kazanınca. Bir coşkuya neden olmuş sevinç sevinçten. Acaba neden diye sorarlar. Dikkat buyurun. Derilerimizden Türk askerlerine ayakkabı yapmaya hazırız. Hindistan vatandaşları var ya o kadar Osmanlı'yı sevmişler ki kardeşlerim haber gönderiyorlar. Diyorlar ki eğer ayakkabılarınız için deriniz yoksa dikkat buyurun hayvanlar öküzler kuzular efendim keçilerin derileri yoksa biz Hindistan vatandaşı diyor biz insanlarımızdan onların derilerini keser sizin askerleriniz için ayakkabı yapmaya hazırız diyen bir insan kitlesi Hindistan onlar var ya Pakistan, Hindistan bu ne benzer ülkeler özellikle kadınların ellerindeki imkanları olmadığı halde bileziklerini, altınlarını benim ülkeme göndererek o güzel Osmanlı ayağa kalksın diye, Osmanlı'nın burnu aşağı olmasın diye, alnı açık olsun diye düşmanın karşısında dimdik olsun diye her şeyini feda eden ecdadın bize bıraktığı bu vatanı sadece Ağustos ayında değil her zaman gençliğimizi anlatarak zinde durmayı tavsiye ediyorum. Önce nefsime sonra sizlere kardeşlerim. Çünkü biz öyle bir ünle bugüne kadar gelmişiz ki sloganımız şu şehitler ölmez vatan bölünmez demişiz. vatanın vatan idin yaşayıp vatan için vatan için yaşayıp vatan için öldünüz. Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz diyen ecdadımızı rahmetle anarız kardeşlerim. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü ve metü sana ettiği dikkat buyurun yakın tarihimiz birinci ve ikinci cihan harplerine baktığımızda Özellikle Çanakkale savaşlarındaki o eşsiz ve adedi sayılmayacak kadar o mermilerin düştüğü alanda tarihi süreçte ne var biliyor musunuz? Çanakkale savaşlarının en şiddetlisi metre kareye 680 bin merminin düştüğü bak metre kareye birebir metre kare metre kareye o düşmanın gece gündüz attığı mermilerin adedi bir metrekare yerde 680 bin mermi düşmüş arkadaş. 57. alayın tamamının şehit olduğunu biliyoruz. O tıp fakültesinin neferleri, askerleri, 13-14 yaşındaki benim güzel alnından öptüğüm o güzel şehitlerin o sene mezun veremeyip orada kaldıklarını görüyoruz. Hatta bir hatıra anlatırız. En yakın annem kulakları çınlasından duydum. Biz diyor köyümüzden annem anlatırdı. Köyümüzden yaklaşık 30 kişi Çanakkale'ye gitti. Onların içinden bir tanesi döndü diyor kardeş. Bin bir tanesi dönmüş 13 30 tane askerden. Ne düşünürsünüz? 30 tane 29 tane hanımefendi çocuklarıyla beraber kaldı. O çocuklarına ne yapmış onlar biliyor musunuz? Analık yapmışlar, babalık yapmışlar. Tarlada, bağda, bahçede çalışmışlar. Öküz yok. Öküzün biri öldüyse bile onları adeta kazma ile ekip o güzel ecdadın anaları Anadolu boşuna denmemiş anaları işte bu vatan için askerin ayağına çorap ören cizleme ve kartlaş ekmekleriyle askerin koyununa koyan kani arabalarıyla bir tarafta öküzü bir tarafta ölen öküzünün yanına kocasını bağlayarak o mübarek kani arabalarına kendi çocuklarını sırtına mermileri arabaya çocuklarının sırtındaki battaniyeyi alıp yağmur yağdığında top, mermi ıslanmasın diye onların üzerine serip vatan için canlarını feda eden cahil, kültürsüz, medeniyetsiz, Anadolu anası değil mi diyen o zalimler var ya, o zalimlere her şey söyleyesim geliyor. İşte o insanlar var ya Anadolu'nun o anaları ne diyor biliyor musunuz? Ana o çocuk hasta olursa ne yapacaksın? Niye alıyorsun çocuğun üzerinden battaniyeyi? Çocuk hasta olacak. Ana ne diyor biliyor musunuz? O battaniyeyi çocuğumun üzerinden aldığım zaman çocuk ölürse ben ağlarım. Ama vatan hizmeti için giden bu kanı arabasının üzerindeki mermi ve topların üzerine koydum ki vatan ağlamasın. Benim çocuğum ölürse ben ağlarım ama toplarım ölürse vatan ağlar diyen anaların dolu olduğu bir Anadolu'yu biz içinde yaşıyoruz. Bunu iyi korumak gerekir sadece sınırlarını değil. Kardeşlerim vatanın sadece sınırları korunmaz vatanın içindeki insanların ahlakı, edebi, terbiyesi, kültürü, seviyesi, medeniyeti, çalışkanlığı, dini duyguları, sevgisi, saygısı, doğruluğu, insanlığı, emanetliği, hakkını vermenin, hakkını almanın işte bunlar Kur'an'ın ilahi düsturleriyle ilahi anayasamız olan Kur'an'ın bize takdim ettiği İslam dininin kurallarına uyarak insanları adeta edep ve terbiyesi olmayan milletler, ahlakını yitirmeye yitiren milletler, gayrimüslim de olsa hiçbir zaman ayakta duramazlar. Ahlakını, terbiyesini, edebini yitiren milletlerin ayakta durması mümkün değildir. Tarihi süreç böyle anlatıyor. Efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nda bile bakar mısınız? O mücadeleyi anlatan, o bilgiyi, ilmi veren kürsilerde insanlara edebi terbiyi, ahlakı anlatan Mehmet Akif Ersoy gibi o günün alimleri Sayit Nursi gibi Süleyman Hilmi Tunahan gibi Mehmet Toktotku gibi Efendim çeşitli reislerimiz gibi bilim adamları ve akıl insanlar o güzel insanların katkısı olmasaydı, o insanlara şehitliği, vatan sevgisini anlatmasalardı, bugün böyle bir vatanın sahibi olabilir miydi? Kıbrıs. Bakın bir gördüğüm Ah e, askere din, askere din kitabı diye anlatılan yerdeki konuyu anlatıyorum size efendim. Aynen okuyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kahraman pilotlarımızdan biri bırakılması gereken yerlere bombaları bırakmış. Piştina dönerken, Piştina'ya dönerken ak sakallı bir zat havada iken o pilota şöyle diyor. Evladım sana takdim edilen ya da edilmeyen bana söylenilen bana benim de bildiğim sana da söylenilen yerleri şu 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 noktaları bombala yavrum diyor ihtiyar aksakallı bir adam bunu pilot anlatıyor <laughs> efendim diyor pilot ben sizin bahsettiğiniz yerleri bombalayamam. Çünkü bombalarsam benim zaten mazotum, benzinim bitiyor. Benim oralara gidip tekrar gelmem mümkün değil. Deyince o mübarek aksakallı bazılarının bu suretlere kızdığı o güzel insan şöyle diyor. Evladım ben ne diyorsam onu yap. Allah Allah için savaşanların yanında melekler ordusuyla sen yürü. Ve o insan bir iznillahi teala ihtiyarın işaretlediği yerleri bombalıyor ve muzafferiyet kazanılıyor. Sonra kardeşlerim Dolma Bahçe Sarayı memurlarından bir tanesi anlatır. Bakın. 1983'te bir Kıbrıs gazisi elinde bir adres ve isimle ben bu kişiyi arıyorum der. Memurlar birbirlerine bakarlar. Adama yok öyle birisi derler. Bakın. Öyle birisi yok. Çünkü o <laughs> Affedersiniz. Sakallı olan kişi kendinin kim olduğunu söylemiş askere adresini de söylemiş gider sorar ve sonra memura ben bu kişiyi arıyorum der. O kişi de der ki senin bahsettiğin kişi 1983'te bir Kıbrıs gazisi elinde bir adres ve işimle isimle ben bu kişiyi arıyorum. İsmiyle arıyorum. Memurlar birbirine bakarlar. Derler ki adama öyle birisi yok derler. Adam ayrılacağında ya şu mezarda yatan gazinin adı neydi derler. Ve onun isminin o pilota verilen isimle aynı olduğu söylenir. Kaç yüzyıllık mezarda yatan kişinin bir Allah dostu olduğunu öğreniyoruz. Demek ki bu vatan için, bu Kur'an için, bu ezan için mücadele eden insanlara, müminlere, Allah dostlarına, bu güzel ümmete, toprağın altındaki şehitler bile, görünen ve görünmeyen Allah dostları ve meleklerle Allah bu bayrak inmesin, bu ezan dinmesin. Bu şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprakları çizme vatan çiz, efendim, Vatan düşman çizmesi altında çiğdenmesin, çiğnetmesin Allahım diye dua eden insanlarla dolu olan bir vatan için Allah cümle ümmeti Muhammed'e ilelebet bu vatanın payidar olmasını Allahım cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diyor ve şu cümleyle bitiriyorum kardeşlerim. <laughs> Nihat Asya'nın bir cümlesi var. Mukaddesatımız, kutsal değerlerimiz, mübarek kelimesiyle mukaddes, mukadderat, çoğul olarak örneğin din, iman ve ibadet. Daha Kabe, cami ve mescitler. <laughs> affedersiniz. Kabe, cami ve mescitler inanca dayalı bir şey, mukaddes olan şeylerin adına vatan, bayrak, dini ve milli değerlerimiz denir. Bakın Nihat Asya'nın cümlesiyle bitiriyorum. Şöyle diyor bayrak şiirinde. <laughs> Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder, gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar yurda ay yıldızın ışığın yeter. Sözü en güzel nimettir kardeşlerim. Allah'ım bu güzel vatanı dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eylesin. Benim güzel kardeşlerim bu vesileyle bu güzel ay içerisinde Rabbine kavuşanlara Rabbim rahmetiyle muamele eylesin bu güzel ümmete de vatanını sevmeyi, bayrağını sevmeli, ona layık bir nesil evlat olmayı nasip eylesin diye Allah'a dua ederken, biz toprağın altındayken üzerinde dua eden bir nesil, dans eden, müstehcen bir hayatı olan değil, Allah ve Resulüne inanan, vatanını milletini seven, öldükten sonra Hazreti Muhammed Mustafa'ya cemaat olabilen, o mübarek Firdevs-i Ala'nın özünde o sancağı altında cem alabilmeyi Rabbim hepimize, ümmeti Muhammed'e hepimize, hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Bu düstur ile tevbe istiğfar ve hatmi şerifimiz var. Hadi buyurun duamızla, tevbemizle bitirelim. Benim sevgili izleyenlerim. Estağfirullah. Estağfirullah el azim. El Kerim, El Rahim, El Gafur. Ellezî la ilahe illâ hî. El Hayyul Kayyum ve etûbu ileyh. Ve nes'elühü Bel mağfiret, bel hidayete lena innehu huvet tevvâbur rahîm. İlahi ya Rabbi. İlahi ya Rabbel âlemin. Hînü bulûgumdan bu ana, bu saate, bu dakikaya geleceğe kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, kalbimden ve azai cevahilerimden. Bilerek veya bilmeyerek kelime-i küfür, şirk, hata, ısyan, günah, bühten ve mala yani kelamlar sadır ve vakı Ben onların cümlesine tevbe ettim ya Rabbi. adım nadim oldum ya Rabbi. Bir daha işlemem ve işlememesiyle azmı, gezmi kasteyle peygamberlerin evveli Hazreti Adem Safiyyu ahiri bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazret Ya Rabbel Alem Canebi manevi yeniden Emin ve namus Ekber vasıtasıyla her neki getirip ve her neki haber verdiyse ben onların cümlesini dilimle ikaz, kalbimle tasdik eyledim. Âmentü billah. Ve bimâ câe min indillâh. Alâ murâdi rasûlillâhi mücmelen ve mufassalâ. Âmentü billâhi. Ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kader. Hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'fü ba'del mevti hakkı. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme inni üridü en üceddiden imanen tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Hakk atlasın. Amin. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes seyyuhil alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevbâhul Vehdina ve vefikna ilel hakk ve ila tarikil müstakim. Bi bereket hatmi Kur'anil azim ve afu ya kerim ve afu anna ya rahim. Fillene zunubene bi famruke vücudeke ve keramke ya ekramel ekramin ve ya erhamer rahim. Ya Rab. Bu mübarek cuma gecesi şu mekanda açılan elleri katına yönelen şu güzel gözleri huzurundan eli boş Gönlü boş çevirme ya. Okunan hatmi şerif, tesbihat, yasin-i şerif, ilk sureleri. Ve yapılan irşad-ı şerif, güzel cemaatimizin, bu güzel insanların amin deyişlerinden hasıl olan sevabı. Önce sevgili peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerini hediye eyledi, ikram eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerin, enbiyaların, evliyaların, ulemaların, alimlerin ruhların eshabı ı güzin, tabi'in, tebe-ü tabi'in, eyme müştehidin, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain var. İlahi kitabımız Hazreti Kur'an'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran şehitlerin, alimlerin, fadılların, gazilerin ve üstad efendilerimizin de ruhlarını hediyeledik. Haberdar Mağrib ile Maşrik arasında isimler unutulmuş. Nesilleri kesilmiş, duaya muhtaç olup yol gözetleyen yok mu ya Rabbi ruhumuza bir Fatiha diye. Gece gündüz Kur'an ve dua bekleyenlerin de ruhlarından hissedar eyle ya Rabbi. İlahi şu anda hatmi şerif okuyanın, Kur'an'ı, Yasin'leri, Tebarek'leri okuyanların, şu anda duamızı amin diyenlerin ve cümlemizin. Dünyadan ahireti vefat etmiş bir cümle anne, baba, kardeş, eyal, evlat, akraba-i ısın, dost, komşu, akraba o ahbaplarımızdan. Dünyadan ahireti vefat etmiş bir cümle ölmüşlerimizin ayrı ayrı ruhlarını hediyelerini haberdar eyle Ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle Ya Rabbi. Senin huzuruna şehit olarak gidenlere, imanla kavuşanlara rahmet eyle Ya Rabbi ülkemizi, vatanımızı korumayı, kollamayı nasip eyle. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanın topraklarını dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım bu güzel vatanımızı koru. Bayrağımızı indirtme. Ezanlarımızı dindirtme. Allah'ım cümle gariplere yardım eyle. Muhtaçlara yardım eyle. Hayatında sıkıntısı olanlara sıkıntısız günler nasip eyle. Aile efratında huzursuz olanlara, evli kardeşlerimin huzursuz olmayanlar, huzuru olmayanlara, birbiriyle geçinemeyenlere tatlı dil, muhabbet nasip eyle. Efendimiz ile Hatice annemizin muhabbetini, Hazreti Ali ile Fatıma annemizin muhabbetini kardeşlerime ve cümlemize nasip et. Hayırlı geçimler ver ya Rabbi. Hayırlı rızıklar ver ya Rabbi. Haramlardan uzak eyle Allah'ım. Hastalıklarımıza şifalar ver derdine deva bekleyenlere, hastane köşelesine olanlara, bir nefese muhtaç olanlara Allah'ım. Şifa ver Allah'ım. Bakanlara da yardım et Allah'ım. Allah'ım düzcemiz, ülkemiz, hasat zamanı, mahsul zamanı, bereket ver Allah'ım. Huzur ver Allah'ım. İstila olan, sel olan, yangın olan bölgelerde, evsiz olan, bahtsız olan, imkanları kısıtlı olan, Azalan, yok olanlara yardım eyle. Allah'ım özellikle düzcemizde fındık sezonudur Allah'ım. Kardeşlerime cümlemize evze kolaylıklar verir. Hayırlı rızıklar nasip eyle. Hayırlı yerlere de harcamayı, uşrunu da verilmesini, sadakasıyla taşlanmasını gariplere, fukaralara, talebelere, öğrencilere, muhtaçlara, kimsesizlere yardım etmeyi, Allah'a ödüş vermeyi, ahirette cennetiyle karşılık bulmayı cümlemize nasip eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Şebeke-i Resulullah'ta yapılıp da kabul olunan dualara şu duamızda dahil eyle Allah'ım. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Es salatu ve aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin ve selamun aleyh mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha. Sevgili izleyenlerim, sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Teessirini Rabbim hepinizin üzerinde halka eylesin. Rabbim Cuma'nızı mübarek eylesin. Kardeşlerim istirham ediyorum. Programlarımızı Allah rızası için yakınlarınızla, kardeşlerimizle paylaşır mısınız? Bir cümleyle dua, dualarını alır, dua eder, dua bekleriz. Cuma'nız mübarek olsun haftaya. Başka bir konuda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz benim sevgili izleyenler. <laughs>